ediyoruz, evet, değerlendiririz. Hemen Sayın Ufuk Çankaya'ya söz vermek istiyorum. Sayın Babacanoğlu'nun açıklamaları ve değerlendirmesi böyle. Siz neler söyleyeceksiniz aynı konuyla alakalı? Şimdi tabii seçimin sonucunda ilk etki Südüde'yi oldu. Evet. Biliyorsunuz ilk reklama arasına girdiğimizde değerli hocam ben seçim kutlamalarına katılmak istiyorum dedi. Südüde'yi terk etti. İlk etkisi seçim sonucunun Südüde'miz olmuştu o akşam. Tabii seçim sonuçlarına gelmeden önce seçim öncesi var. Biliyorsunuz seçim öncesinde her iki lider de hem Meral Akşener hem Muharrem İnce kesin sonuçtan bahsediyorlardı. Hatta Muharrem İnce bu işi birinci turda bitireceğim diyordu. Yani öyle bir durum yaratılmıştı ki artık Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle bu seçimi kazanamayacak. Ve Türkiye'de bir köklü değişime gideceğiz. Yeni bir isim altında buluşacağız. Evet. Hatta radikal kararlar vardı. İşte Beştepe'ye gitmem, sarayı müze haline getiririm, İşte diğeri sarayı yıkarım. Bir de değişik şeyler vardı. Bunların hepsinin olacağına inanan da bir takım seçmen kitlesi vardı. Ve büyük bir ümitle sandığa gidildi. Ve bu ümit o sandıktan çok garip sonuçlarla çıktı. Yani az önce değerli hocam söyledi. Çok Meral Akşener %7 oy alırken partisi %10 oy alıyor. Şimdi merak ediyor insan. O İyi Parti'ye oy veren seçmen kendi liderine oy atmayıp kime oy attı? Bu çok önemli. Evet. Aslında bu %3'lük seçmeni bulmak lazım. Kime gitti bu oy? Yine bakıyorsunuz Muharrem İnce %30 alırken partisi %22 oy alıyor. O daha da ciddi bir... Yani şimdi burada bir kişiye inanıyorum ama partime inanmıyorum gibi bir soru çıkıyor. Bu çok önemli. Veya %8'lik farkı kim acaba verdi? Nerelerden o oy alındı ama parti niçin o oyu Muharrem İnce alırken parti niçin alamadı? Buradaki eksiklik neydi? Bunların hepsi değerlendirilmesi gerekiyor. Tabi bunları partiler kendi işlerinde değerlendirecekler ama ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci iyi yaşadığına da inanmıyorum seçim sonrasında. Seçim sonrasına gelecek olursak. İşte görüyoruz bir imza kampanyası başlattılar. Delegelerden imza alacaklar. Kurultaya gitmek istiyorlar. Seçimli bir kurultay yapmak istiyorlar. Bu bir fırsat aslında. Sayın Kılıçdaroğlu fırsatı değerlendirmeliydi diye düşünüyorum. Boşuna imza toplamayan kurultaya gidiyoruz. Madem ki böyle bir şey istiyorsunuz. Ya bana güven oyu verin. Güven tazeleyin. Ya da hakikaten bu işi kim daha doğru yapacağına inanıyorsanız o arkadaş gelsin. Evet. Ben de yardımcı olayım. Ben de onun arkasında yer alayım demeliydi. Hani koltuk sevdası her kademeye sıçrıyor. İşte bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bir iki sene öncesine kadar söylemiydi. Türkiye'de istifa mutlaka işlemeli. Kim bu işi başaramıyorsa istifa etmeli diyorlardı. Koltuk sevdasından vazgeçmeli diyorlardı. İşte şu anda görüyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri koltuğunu bırakmamak peşinde. Muharrem İnce'nin seçim çalışması zamanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi liderine sahip çıkmadığını da gördük. Çanakkale'de gördük. O gece de konuştuk burada. İşte Muharrem Erkek'in seçim otobüsünde Muharrem İnce'nin resmi yoktu mesela. Kendi liderlerine oy istemezken kendilerine oy isteyenlerin iki ayrı pusulada nasıl seçmeni buluşturacaklarını düşünmek zaten seçim sonucunda bunların çıkacağını göstergesiydi. Bunun dışında seçimin sonrasında çok rahatlamış bir AK Parti bulduk tabii. Çünkü artık tamamen güven tazelemişlerdi. Evet. Çünkü bu seçime giderken ekonomi en dibe vurmuştu. Doları önleyememişlerdi. Bir taraftan baktığınızda esnaf kepenk kapatmaya başlamıştı. Suriyeliler göçmen sorunu bir taraftan vurmaya başlamıştı. Bunların hepsi birden 16 yıldır iktidarda olan bir partinin başındayken bu parti çok ciddi bir oy oranıyla güven tazeledi. Evet, bu kadar önemli sorunlara rağmen. Tabii. Evet. Ve şu anda onun için 67. hükümet zannediyorum kuruldu. Bu 67. hükümet artık çok rahat. Halktan güven oyunu rahatlıkla aldık dediler ve herkesin beklentisi gerçekleşti. O hal kalktı. Normalleşme sürecine girdik. Ama tabii o hal şartlarıyla bugünkü hal şartları çok değişkenlik gösteriyor mu onu da tartışmak lazım. Bana göre çok göstermiyor. Hatta belki de o hal şartlarını arayacağız. Yarın o gün çıkacak kanun hükmüne kararnamelerle. Bunların önü açıldı. Çünkü birazdan konuşacağız. Sistem değişti. Evet, sistemi de konuşacağız birazdan. Bakıyoruz işte bir kabine kuruldu.
Bu kabineye baktığımızda onu da birazdan konuşacağız. AK Parti'nin ne kadar rahatlamış olduğunu o zaman da göreceğiz. Yani bu seçimin sonucuna baktığımız zaman seçime girerken iki lider çıkartmış olan iki partinin neredeyse parçalanma noktasına geldiğini, seçim sonrasını iyi değerlendiremediğini ama seçimi kazanan AK Parti'nin de büyük bir rahatlamayla artık bütün ekonomik doktrinlerini, bütün politikalarını ortaya koyabileceğini görüyoruz. Bu da Türkiye'yi nereye taşır? Esas bizim konuşmamız gereken şey bu. Çünkü şu anda tek bir fikrin güdümüne girmiş bir ülke haline geldik. Daha öncesinde de vardı bu. Bundan sonra daha yukarı çıkacak. Bir taraf artık iyicene yok.